Engels Yaşam programından bizleri izleyen bütün izleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dünyanın her yerinde olduğu gibi Afyonkarahisar ve ilçelerinde de coşkuyla kutlandı. Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından engelli bireylere ve ailelerine güzel bir yemek verildi. Hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Görmeli mi, görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam hiç göremem ki. Sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem hiç konuşmam ki. Bilmeli mi, bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam ki. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Değerli izleyicilerimiz, Sosyal Hizmetler Tesisinde güzel bir yemeğin ardından engelli bireylerimize yönelik protokol üyeleri konuşmalar yaptı. Yapılan konuşmalarda engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi. Sayın Belediye Başkanım, Kent Konseyi Başkanım, daire amirlerim, kıymetli engelli kardeşlerim, aileleri, hepinizi Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Evet, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Yılda iki defa bir araya geliyor, birlikte dertleniyor, birlikte sorunlarımıza çözüm arıyoruz. Birlikte sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda Afyonkarahisar ilimiz gerçekten artık engellisine sahip çıkıyor. Engelli kardeşlerimizle birlikte yaşamayı öğrenmeye başladığını ifade etmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, bu kadar yoğun katılımınıza ve teveccühünüze biz teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Çoban göreve geldiği günden itibaren engelli kardeşlerimize her türlü desteği yapmış ve hiçbir zaman onların isteklerini geri çevirmemiştir. Bu isteklerimizi her zaman dile getiriyor ve hayır cevabı hiçbir zaman almıyoruz. Görüyorum ki engelli kardeşlerimiz de artık erişilebilir bir Afyonkarahisar'ı gerçekleştirmişler ki bu kadar kalabalık bir yemek programına rahatlıkla gelebiliyorlar. İşte erişilebilirlik bu. İstediğiniz yere erişebiliyorsanız, istediğiniz bilgiyi elde ediyorsanız engeliniz ortadan kalkmış demektir. Bu manada Afyonkarahisar ilimizde Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz birçok ilke imza attı. Bunlardan en önemlilerini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki, engelli memur alım sınavına hazırlık kurslarımız gerçekleşmişti. Afyonkarahisar ilimiz 2010 yılında bu kursu açarak ilk etapta 15 engellimize kursu verdi ve 12 kişi kamuda memur olarak işe yerleştirildi. Artık engelli kardeşlerimiz evine ekmek götürmeye başladı.
Bu çalışmamız gerçekten bakanlıkça da kabul gördü ki bütün illerde halk eğitim merkezleri bünyesinde engellilere memur hazırlık sınav kursları açılmaya başlandı. 2014 yılında Nisan ayının 27'sinde yapılacak olan engelliler memur alım sınavına gene Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz kurs açarak destekte bulunacaktır. Bunun dışında birçok faaliyetlerimiz oldu. Bilindiği üzere Engelliler Festivalimiz her yıl geleneksel olarak Mayıs ayında yapılıyor. Ve katılım oldukça güzel. Kurslar düzenliyoruz. Bu kurslara baktığımızda yabancı dil eğitim kursları, bilgisayar kursları, işitme engelliler için işaret dili kursları ve görme engelliler için masörlük kursları da gene hızla devam ediyor. Biz engelli kardeşlerimizi iyi yetiştireceğiz ki onlar da istihdam edilirken zorluk çekmesin. En üst eğitim seviyesine kadar yükselteceğiz ki o kullandıkları diplomalarla, aldıkları diplomalarla istedikleri yerlere yerleşebilecekler. Engelli kardeşlerimizin önündeki engeller yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Birçok proje çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu proje çalışmaların hepsini tabii ki burada sizlerle paylaşmak gerçekten zor. Uzun zaman alacak. Ben son olarak bu birlikteliği sağlayan başta başkanımız Burhanettin Çoban'a çok teşekkür ediyorum. Kendisine güzel bir alkış istiyorum efendim. Çok değerli belediye başkanı, Bora başkanı, protokolümüzün değerli üyeleri, beyefendiler, hanımefendiler, sevgili engelli kardeşlerimiz, 3 Aralık Engelli Günü'nde bu yemeğe teşrifinize teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Mesut Başkan izah ettiler. Kent konseyimizde bir sürü meclisimiz ve çalışma grubumuz olmasına rağmen geçenki konuşmamda da söylediğim gibi en fazla çalışan, en fazla etkinlik yapan engelliler meclisimiz. Ben bu vesileyle başta Mesut Hoca'nın başkanlığında tüm engelliler meclisini kutluyorum. Ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Gerçi Mesut Başkan yapılan hizmetlerin tamamını yakını anlattı. Biz de Kent Konseyi olarak Engelliler Meclisi'nden bize gelen talepleri ne zaman belediye meclisine götürmüşsek bugüne kadar hiç hayır almadık. Dolayısıyla ben huzurlarınızda engellileri tam manasıyla maddi manevi anlayan, bugüne kadar hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen, sizler adına temsilinden şeref duyduğum Kent Konseyi Başkanım sıfatımla Sayın Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'a sizler huzurunda teşekkür ediyorum ve güçlü bir alkış istiyorum. Çok değerli Baro Başkanım, Kent Konseyi Başkanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürümüz, Dernekler Müdürümüz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Kent Konseyi'nin Engelliler Meclisi görev yapan çok değerli arkadaşlarım, değerli engelliler, engelli dostları, basın mensupları, biz hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, şeref ediniz efendim. Öncelikli olarak bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimin bu gününü can gönülden kutluyorum. Cenab-ı Hak inşallah hem sizlere hem sevdiklerinize, ailelerinize her zaman için efendim sağlık versin, mutluluk versin, başarı versin diyorum. Değerli arkadaşlar, 5 yıldır her 3 Aralık günü sizlerle buluşuyoruz. Diğer zamanlarda da buluşuyoruz. Gerçekten bizim de bulunmaktan zevk aldığımız anlar bunlar. İnşallah bu birlikteliğimiz her zaman devam edecek. Engelli kardeşlerimizi gerçekten kardeşimiz bildik, yakınımız bildik. 5 yıl içerisinde de Afyonkarahisar tarihinde hiçbir zaman düşünülmeyen, yapılmayan birçok icraatı gerçekleştirdik.
sadece engelliler derneklerimize işbirliği noktasında, yardım noktasında değil, işte akül araba dağıtımından tutun da birçok onlara destek vermek, şehrimizin engelliler için yaşanabilir bir hale gelmesinde hizmetler yapmak gibi birçok katkımız oldu. İnşallah biraz sonra da Mesut Bey kardeşimiz bize rica etmişti. Görme engelli kardeşlerimiz için en kalitelisinden baston ve konuşan saat dağıtımımızı da sanıyorum burada gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, engelli kardeşlerimle ilgili geçen iki hafta önce yaşadığım bir hatıramı anlatacağım. Az önce Hatice Hanım'ı da gördüm. Bursa'dan gelmişler. Arife Hanım. 25 kulüp arasında 8. olmuşuz. Kocatepe. Önce bunu alkışlayalım. Hem hocalarımızı hem kulüp başkanımız Hanife Hanım'ı alkışladık. Afyon Karahisar'ımızda bulunan 64 kulübe. Bunların içerisinde 4 tanesi engellilerin spor kulübüydü. Bir ay önce 2,000 lira maddi destek sağladık. Bizim muhasebemiz kulüplerin para hesabına bankadan havale yaparken işitme engelliler spor kulübü için 2 defa yani 4,000 lira para göndermişler. Bu arkadaşlarımız paranın hesaba geçtiği gün, ertesi günü bana ziyarete geldiler. Tabi işitmen engelli arkadaşlarımla ben işaret dilini bilmiyorum. Yazarak anlaştık. Bana banka cüzdanı gösteriyorlar. 2000, 2000, 4000 yazıyor. Anlamadım. En son dediler ki başkanım bize 2000 lira gelecekken 4000 lira geldi. 2000 lira fazlalık var. Biz bu parayı iade etmeye geldik dediler. Arkadaşlar bakınız. Bizim en ziyadesiyle desteğe muhtaç engellilerimizin kulüpleri bile böylesine düzgün arkadaşlarımız, dürüst arkadaşlarımız. Bunlara hayran olmamak, bunları alkışlamamak mümkün mü? Evet, Sayın Başbakanımızın talimatıyla biliyorsunuz 2003 yılında inanın dünyada eşine rastlanılmayan önceki adı Özürler Kanunu, şimdiki adı Engelliler Kanunu çıkartıldı. Bu kanunla engellilerimize, engellilerimizin yakını bireyleri, ailesine, kardeşine, annesine, babasına öyle haklar tanındı ki inanın bu hakların gelişmiş ülkelerde dahi, Avrupa ülkeleri, Amerika, aklınızda ne kadar yeri gelirse gelsin benzeri asla ve asla yok. Eğitim hakkından tutun da efendim ücretleri, şunları bunları. Sadece şunu söyleyeyim. Eskiden bakıma muhtaç bir engelli ailesi için, yani yük tabirini kullanmakta biraz tereddüdüm ama tabiri caizse yük gibiyken şimdi çoğu ailenin ya da birçok ailenin bu geçim kaynağı haline geldi. Eskiden sokaklarda terk edilen, zincir bağlanan engelliler artık abisi ben alacağım bu engelliyi, ben bakacağım, öbür abisi ben alacağım, ben bakacağım, öbür ablası bu engelliyi bana verip ben bakacağım diye yarışır hale geldi. Neden? Çünkü aylık 802 lira bir gelir var. En azından bununla geçimimi sağlayın diye. Ama Aile Sosyal Politika Müdürlüğümüz de öyle boş durmuyor. Her 2 ayda bir, 3 ayda bir gidiyor bakıyor. Engellilerin giyimi kuşamı nasıl? Bulunduğu ortam nasıl? Karnı doyuyor mu? Bir eziyet, işkence şubu var mı? Her gittiğinde de bakıyorlar ki 2 ay sonra daha güzel, 2 ay sonra daha güzel, 2 ay sonra daha güzel. Hem engelli güzel, hem yaşanılan ev güzelleşiyor. Neden? Eve artık gelir geliyor. Afyon Karahisar merkezimizde toplam 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde, bu arazinin temininde de bizler çok gayret etmiştik. Şu an projeleri bitmiş, onayı bitmiş, parasında ihalesi için gerekli kısmı gelmiş ve inşallah en kısa zamanda ihalesi yapılacak. Afyon Karahisar'ımız Türkiye'ye örnek bir engelsiz yaşam merkezine inşallah hemen en yakında kavuşuyor.
Yemeğin ardından engellenen bireylerimiz misafirlere doyumsuz bir gece yaşattılar. Nasıl mı? Halk oyunu gösterileriyle.
Değerli izleyicilerimiz, şimdi de sizleri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine götürüyoruz. Sandıklı ilçesinde bulunan Özçınar Özel Eğitim Okulu Sandıklı Koleji'ni ziyaret etti. Sandıklı Koleji öğrencileri engelliliği anlatan güzel bir resim sergisi açtılar. Şimdi sizleri bu resim sergisine götüreceğiz. Hayatımızın her alanında engelli öğrencilerimize bir ve beraber olduğumuzu göstermek için bu anlamlı sergiyi öğrencilerimizle birlikte hazırladık. Ülkemize, sandıklımıza hayırlı olsun dilekleriyle. Hocam kodereyi buyurun. Sandıklı Koleji engeller konusundaki duyarlılıklarına sergi ve yarışma alanında da devam etmekte. Bu anlamda kardeş okul olarak kabul ettiğimiz Sandıklı Koleji'ne öğrencilerimiz ve velilerimiz adına bize teşekkür ediyoruz. Bakınmamalı mı? Ama ben bakınmasam hiç göremem ki. Sevmemeli mi, yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem hiç konuşmam ki. Bilmeli mi, bilmemeli mi, yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam ki. Olmalı mı, olmamalı mı, yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Değerli izleyicilerimiz, resim sergisinde öğrencilerimiz yaptıkları resimleri bizlere anlattılar. Engellilikle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Evet, bugün engelli arkadaşlarımızlayız. Onlarla oyunlar oynadık, her şeyi yaptık. Onlar da bizim gibi bir insan, onlar engelli değil. Engelli olsalar bile onlar da bizim gibi bir insan. Onlar da bizim yaptıklarımızı yapabilirler ama daha zor öğreniyor olabilirler ama yine de bizim yaptıklarımızı yapabilirler. Biz bugün engelli arkadaşlarımızla beraber olduk. Onlarla eğlendik, dans ettik, halk oyunları oynadık. Onlar her zaman insan. Onlara kötü davranmamalıyız. Onları oyunlarımızda oynatmalıyız. Her zaman biz engellilerin yanındayız. İnşallah onlar da bizim yanımızdadır. Onları bugün okulumuza davet ettik. Onlar bizde oldukları için çok memnunuz. Onlar da inşallah memnun olmuştur. Onlarla oyun oynadık. Danslar yaptık. Ondan sonra konuşmalar yaptık. Onları her zaman yanındayız ve destek veriyoruz. Onlar bir engelli olsa bile bizim yaptığımız şeyleri yapabilirler. Onlar da bir insan. Her zaman onlara hoşgörülü davranalım. Onları bizden sayalım. Onlara kötü davranmayalım. Engelliler de bizim gibi bir insan. Onların sorunları da olsa bizim gibi bir insanlar. Hiçbir şey engel tanımaz. Bugün bizim okulumuza engelli çocuklar geldi. Onlarla çok iyi anlaştık. Onların fiziksel özellikleri birazcık farklı olduğu için onlardan korkmamalıyız, gitmemeliyiz ve hayatı paylaşmak için bence hiçbir engel yok.
Ben engellilere bir resim yapmıştım. Orada söylemiştim tüm engelleri aradan kaldıralım demiştim. Gerçekten de böyle engellilere yardım etmemiz lazım. Hoşgörülü davranmamız lazım. Ben bu resmimde engelli olsak bile yine mutluyuz. Hayatımız değişmez. Birazcık engellilerden farklıyız ama yine engellileri aşabiliriz. Bu resim benimdir. Burada bir halk otobüsü geçiyor. Engelli bir arkadaşımız binmek istiyor ama nasıl bineceğim diyor. Binemiyor. Diğeri de engelleri ortadan kaldıralım diyor. Bu resim bana ait. Bu resimde engelleri anlatmaya çalıştım. Ama asıl engelliler engelleri aşamayanlardır. Burada işte bir farklı çeşitli engelliler çizmeye çalıştım. Bu kadar. Thank you.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Özçınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenci velileriyle birlikteyiz efendim. Onlar da buraya büyük bir heyecanla geldiler. Çocuklarının yapmış olduğu sergiyi gözlemlediler. Arkasından da çocuklarının yaptığı oyunlarla bir güzel coştular. Yedik içtik eğlendik. Birazcık da konuşalım mı? Evet. Biraz yüksek sesle. Ablam senin adın ne? Ümmü. Nasılsınız Ümmü ablacığım? İyiyiz, sağ ol. Var mı çocuğumuz burada okuyan? Var. Kaç tane? Bir tane. Bir tane. Engeli nedir ablam? Zihinsel engel. Kaç yaşında? 17. Nasıl oldu peki? Anlatır mısın bana biraz? 2,5 aylık gene havale geçirdi. Soğuk havale geçirdi. O yüzden oldu. Ondan oldu. Doktora götürdünüz mü? Götürdük. Daha da gidiyoruz İzmir'e. Hı-hı. Behçatuz araştırmaya götürüyoruz. Hı-hı. Ne diyorlar orada? İlaç. Ömür boyu ilaç kullanacak. Peki bu durum sizi nasıl etkiledi? Etkilemez olur mu? Şu anda bile yani bir gün bu çocukları bir gün anmak değil yani. Her zaman ansın, millet, toplum kabul etsin ama yapmıyorlar. Ümmü Hanım, bir gün yetmiyor dediniz. Her gün anılması gerekiyor engelli çocuklarımızın, evet, dediniz. Toplum bunun için neler yapabilir? Neler bekliyorsunuz? Toplum kabul etmiyor. Yani dışlıyor. Yani ne bileyim, dışlıyor yani. Dışlandığını nasıl hissediyorsun? Ne diyorlar da dışlıyorlar? Yani mesela 17 yaşında bir çocuk. Bu mesela bir yere gittiği, kahveye mesela gittiği zaman eğleniyorlar, dalga geçiyorlar. Yani şunu deyve. Ondan zaten aklı erse onu 17 yaşında bir çocuk demez ki. Doğru söylüyorsun. Hani ay buna küfredi ve ondan sonracım ne bileyim buna git şöyle deyve. Diyor çocuklar, onlar da aklı ermediği için öyle dalga geçiyorlar. Aslında dalga geçilecek kişi kendileri mi? Evet. Kendileri. Toplumun da bu şekilde kanayan bir yarası var sayın seyircilerimiz. Engelli çocuğun engeli zaten kendine yeterken engelini kullanan vatandaşlarımız da var. Git o amcayla dalga geç, şunu ona uzatıver gibi. Ne yazık ki deli gibi ifadeler kullanarak da engelli çocuklarımızı, engelli çocuklarımızın arkasındaki velileri üzmeye devam ediyorlar. 3 Aralık'ta isterdik ki engelleri yenmiş bir toplumdan size seslenmek ama ne yazık ki gördüğünüz gibi biz bu engelleri aşamıyoruz. Toplumun biraz daha duyarlı olmasıyla, biraz daha saygılı olmasıyla aşılacak bir engel bu. Çocuklarımıza sahip çıkacağımız, onlara doğruyu göstereceğimiz yerde onların engellerinden faydalanarak bu şekilde hareket etmek ne derece doğru, ne derece etik, bunu size bırakıyoruz. Hiç ağlama ablacığım, çünkü burada utanması gereken, üzülmesi gereken, ağlaması gereken sen değilsin, onlar. Gerçekten onlar eğitimden, kültürden, terbiyeden nasibini alamamış insanlar. Ben onları böyle niteliyorum. Valla onlar zaten kendini bilse yapmazlar ama ben diyorum onlar değil özürlü, onlar özürlü. Eğlenenler özürlü değil mi? Evet. Peki. Sen ağlama, sen hiç üzülme. Bak ne güzel oğlun gidiyor eğitim merkezine. Galoş yapmaya da başlamış. Evet. Çok da güzel galoş yapıyor. Bizimle konuştuğu röportaj yaptı. Eline mesleğini de almış gibi görünüyor şimdi. Şimdi eline mesleğini alsa da bunları işe kabul etmiyorlar ki. Hı hı. Gitse yani işte bunları kabul etmezler yani. Ama burada çalışıyor. Burada bu şekilde devam edebilirsin. Üzülme. İşte. İnşallah o kapı da açılır. İstihdam kapısı da açılır. Pek çok çalışan engelli bireyimiz var. Ya hiç kimseye güven yok. Güvenemem ben. Herkese karşındaki insanın onu götürdüğü zaman ne yapacağını güvenemiyorsun ki. Emanet edemiyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. İnşallah bu sorunlarda aşılır. Aşılması gereken sorunlar diyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Raziye Öztürk. Raziye Hanım, var mı çocuğunuz burada? Var. Kaç yaşında? 15 yaşında. 15 yaşında. Nesi var sorabilir miyim? Zihinsel engelli. Nasıl oldu peki, anlatabilir misiniz? Doğum sırasında oldu. Oksijensiz kaldığı için beyin hücrelerinin bir kısmı evet öldüğü için öyle. Tedavi yaptırdınız mı? Yani tedavisi yok denildi. Hani eğitim tedavisi. Yani eğitim. Kaç yıldır eğitim alıyor? Kaç yıldır? 6 yaşından beri eğitim alıyor işte. Şu an 15 yaşında. Neler değişti sizin için eğitimle? Yani kendini çok geliştirdi, çok fark etti. Küçükken daha kötü durumdaydı. Şimdi baya iyi durumda yani. Eğitim faydalı diyorsunuz. Çok faydalı. Peki toplumdan beklentileriniz sizin neler? Toplumdan beklentilerim kendi çocuklarına böyle bir çocukların da olduğunu ailelerin anlatması. Yani bunlarla karşılaştıkları zaman böyle hani yadırgayarak bakmamaları.
Yani kendi evdeki çocuklarına, normal çocuklarına bunları hani öğretmelerini istiyorum, anlatmalarını istiyorum. Tek beklentimiz bu diyorsunuz. Peki, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Rasim'im. Nasılsınız Rasim Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz bugün, güzel bir kutlamaya geldiniz? Yedik içtik eğlendik, oh ne güzel. Tabii bugün bir değişik oldu. Sandıklı da bir ilk artık bu tür şeyler. İyi bir şey. Mutlu musunuz? Tabii, olmaz mı insan? Bize biraz çocuğunuzdan bahseder misiniz? Benimki de zihinsel engelli. Kaç yaşında? 20. 20 yaşında. Nasıl meydana geldi? Doğum öncesi, yani anne karnında. Onunla da ben 9 yıldır uğraşıyorum. Anca işte bu vakte geldik. Neden eğitim aldırıyorsunuz? İlerisi daha iyi olsun diye. Bugün biz varız, yarın olmayacağız. Gelecek için kaygılarınız var mı? Olmaz mı hiç? Ne gibi kaygılarınız var? Ya bunları en azından biz bıraktığımız zaman iyi ellere emanet etmek istiyoruz. Yani bu asıl kaygımız bu. Bakalım, inşallah biz de öyle umut ederek savaş veriyoruz. Bakalım nereye kadar vereceğiz. Ablam, seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Ayşe. Soyadım Dinç. Nasılsınız Ayşe Hanım? Ben çok mutluyum bugün. İlk önce okulumuzu yaptıran Halil amcadan ben Allah razı olsun diyorum. Sonra inşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olur. Ve buradaki bütün gelenler, ziyaret edenler, Allah inşallah hepsi de Peygamber Efendimiz'e komşu olurlar yani. Çok mutluyuz yani. Peki sizin engelli çocuğunuz var mı? Benim otizmli 22 yaşında İbrahim oğlum var. Allah bağışlasın. İnşallah. Peki nasıl ortaya çıktı engeli, söyler misiniz? Yani engeli vardı da otizm, hani biz ne olduğunu bilmiyorduk daha önceden. Sonra İzmir'e falan gittik eğitim için. Orada otizm olduğunu teşhisi konuldu yani. Ne hissettiniz o an? O anda otizmin ne olduğunu bilmediğim için tabii gözlerim doldu ve ağlamaya başladım. Sonra hani tabii ne olduğunu bilmediğim için bir ağlama oluyor. Artık sonra da kabulleniyorum. Zaten ilk önceleri kabullenemiyoruz zaten. Bütün anneler. Neler çektiniz o zamanlar? Kimlerden destek aldınız? Kimlerden dersem ilk önce eşimden aldım. Bu çok önemli. Ailemden ve kızımdan, oğlumdan, isimlerini de söyleyeyim. Lütfen. Kızım Ümmü Dinç'ten ben çok destek aldım. Oğlum Mehmet Ali Dinç'ten de çok destek aldım. İnşallah gelecekte nesillerde hiçbir zaman bu engelli ailelerin çocukları ve gelecekteki nesilleri sonsuza kadar hiçbir zaman hiç kimse de engel yaşamaz inşallah. İnşallah diyoruz. Peki çocuğunuzun gelecek kaygınız var mı çocuğunuzda? Gelecek kaygım, hani bütün ailelerin zaten gelecekte korkusu, biz öldükten sonra ne olur? Sorun hepimize, hepimizin düşüncesi bu. Ama Rabbim bize öyle bir hediye vermiş ki, Rabbime ben güveniyorum. Şayet biz onlardan önce vefat edersek o çok iyi yani emanetleri bırakacak yani. Ben ona inanıyorum ve güveniyorum. Çocuklarıma da çok güveniyorum bu konuda. İnşallah onlar da destek çıkarlar kardeşlerine. Çıkarlar, benim umudum var. Peki kardeşler olmasaydı, tek çocuğunuz olsaydı? Daha zor olurdu herhalde. Hani herhalde daha zor olurdu. Allah korusun diyoruz. Allah korusun. Sayın seyircilerimiz, biz teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Herkese. Sayın seyircilerimiz, bugün burada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde annelerimize mikrofon uzattık. Duygu ve düşüncelerini elimizden geldiği kadarıyla kameraman arkadaşım ve ben sizlere aktardık. Gerçekten hani burada sözün bittiği yerdeyiz. Ben ölürsem çocuğuma ne olacak kaygısı annelerin temel kaygısı ve bütün engelli çocuğa sahip annelerin de bu kaygı ne yazık ki var ve hala yok edilemiyor. Sağlık hizmetleri olsun, eğitim hizmetleri olsun, nereye kadar gelirse gelsin annelerin temel korkusundan sıyırmaya ne yazık ki yetmiyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde röportajımıza devam ediyoruz. Şimdi bir hayırsever vatandaşımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Feridun Beydilli. Bu işletmenin sahibiyim. Bize böyle bir talep geldi. Kaç yıldır burayı işletiyorsunuz? 4 yıldır. 4 yıldır burası hep gelinlere hizmet verdi. Sünnetlere düğün, hizmet verdi. Genellikle düğün için çalıştınız. Bugün farklı bir etkinlikte, farklı bir atmosferde bulunmak sizin için nasıl bir duyguydu? Güzel bir duygu. Bu çocukların böyle neşesini görünce biz de haliyle daha çok neşeleniyoruz, duygulanıyoruz. Onların içimizden biri olması, ne bileyim, onlara yardım edebilmek güzel bir şey. Bunu yaşamak da herhalde yerinde, görmek de apayrı. Bundan sonra engelli bireylere hep destek olacak
mısınız? Olacağım der misiniz? Tabii ki elimizden ne gelirse bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Bir kere bu atmosferi yaşadık diyorsunuz. Aynen, alışkanlık yaptık. Aynen. Peki evet. Sizin yakınınızda var mı engelli birey? Yok. Yok ama var arkadaşlarımızın, ne bileyim komşularımızın. Var. Peki hiç düşündünüz mü benim çocuğum engelli olsaydı ne olurdu diye? Çok düşündüm. Yani, hayatınızda neler değişirdi? Çok şey değişirdi. Onunla sürekli ilgilenmek, onun yapamadığı şeyleri, engellerini ortadan kaldırmak için çaba göstermek. Her şeyden önce kabul edebilir miydiniz? Kabullenmek zor olsa da mutlaka kabul edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Kaç çocuğunuz var? Üç. Üç çocuğum var ama biri engelli demek de vardı. Şükretmek mi lazım? Çok şükür. Evet tabii ki. Çok şükür. Ama kabul etmek de ayrı bir nitelik öyle değil mi? Aynen. Yani bu nitekim sonuçta Allah'tan gelen bir şey. Kabul etmek zor olsa da dediğim gibi etmek zorundayız. Önemli olan hani onların engellerini kaldırabilmek. Sizce Türk vatandaşı olarak bizler bunu yeterince yapabiliyor muyuz? Bence yapamıyoruz. Yani üzerimize düşen şeyleri yapamıyoruz. Bu üzerimize düşen şeyler diye adlandırdığınız maddeler nelerdir? Neler üzerimize düşüyor engelli bireyler hakkında? Onların dünyasına inmek. Empati kurmak. Yani onların dünyasına inip onlarla empati kurmak. Onlarla bir şeyler paylaşmak. Onların da içimizde bir yerinin olduğunu onlara hissettirmek. Bu paylaşılmaz bir duygu galiba. Yani. Evet. Peki bugün dünya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu konuda bizleri izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Yani sayın seyircilerimizin engellileri ikinci bir vatandaş gibi ya da işe yaramayan bir belki bu tabir yanlış olur ama öyle bir insan olarak görmemeleri onlar için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını isterim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hakkı. Hakkı Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Böyle hep düğünlere mi süsleniyor bu güzel salonumuz? Aynen öyle. İlk kapıdan girdiğimizde iddialıyız demiştiniz. Yine iddialı bir projeyi mi gerçekleştirdik? Her zaman iddialıyız. Kurulduğu günden bugüne kadar iddialı projelerinden bir tanesi de gerçekleştirmiş oldu. Bugün sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi de imza attınız. Evet. Heyecanlı mıydınız? Heyecanlıydık. Özellikle onları gördükten sonra neler hissettiniz? Mutlu oldunuz ama biraz da hüzünlendiniz. Yani hüzünlendik. Engellilerin bu şekilde olması bizi tabii ki üzüyor. Ama bu şekilde siz de onlara önder oluyorsunuz, bir kapı açıyorsunuz, eğlenmelerine vesile oluyorsunuz. Tabii. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapacaksınız diyebilir miyiz? Tabii ki. Sonuna kadar. Gördük diyoruz. Sonuna kadar. Peki sizin ailede var mı engelli birey? Ailemde var. Amcamın kızı bu şekilde. Neleri farklı normal insanlardan? Aslında hiçbir şeyleri farklı değil. Sadece onlarla aynı diyalogları kurabilmek önemli. Kesinlikle. Peki vatandaşlarımızdan bu konuda neler bekliyoruz engellilik konusunda? Yani ülkemizde yaşayan bütün engelliler için elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Buradan engelli bireyleri ve ailelerine neler söylemek istersiniz? Bütün engellilerin engellerini kaldırmayı diliyoruz. Evet, öğrencilerimizle birlikte bugün kardeş okulumuzu misafir ettik. Onlarla birlikte yemek yedik. Onlarla birlikte oyun oynadık. Şimdi de öğrencilerimizin 4A sınıf öğrencilerimizin toplamış olduğu, kardeşlerine yardım amaçlı toplamış olduğu kapak kampanyamız vardı. Bu kampanyada toplanan kapakları biz okul müdürümüze ve öğrencilerimize hediye ediyoruz. İnşallah onların eğitim öğretim açısından bir ihtiyacını karşılamış oluruz böylelikle. Bugün burada çok duygusal anlar yaşadık. Hep birlikte kucaklaştık. Toplumumuzun bu gerçeğini bir kez daha hayatımızda bu gerçeğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Davetimizi kabul edip geldiklerinden dolayı bütün misafirlerimize ben teşekkür ediyorum okul müdürümüzün başkanlığında. İnşallah bundan sonra da buna benzer etkinliklerle, işte sergi açılışımız, sportif yarışmalarla buna benzer eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecek. İşte balonlarla oynadılar. Değişik halk oyunları burada hep birlikte oynadılar. İnşallah çok böyle mutlu, güzel bir günü onlara yaşatmanın heyecanını ve sevincini paylaşıyoruz öğretmenlerimizle birlikte. Bundan sonraki hayatlarında da bu güzel öğrencilere başarılar diliyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde
engellilerin sadece kendi aralarındaki bir eğlence, bir anma etkinliği olmaktan çıkartıp akranlarıyla birlikte bir arada olabildiği bir ortam sunduğu için Sandıklı Koleji'ne, yönetimine, öğrencilerine, öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladılar. Bizim çocuklarımız akranlarıyla birlikte burada eğlenceli gün geçirdiler. O yüzden ben teşekkürlerimi tekrar etmek istiyorum. Bu arada bizim öğrencilerimizin yapmış oldukları el emeği küçük de olsa ama anlamlı hediyeleri de okul müdürümüze ve kardeşlerine biz de takdim etmek istiyoruz. Gel bakalım. Teşekkürler. Şunu da alalım istersen. Şunu da alalım. Götürelim onu okulumuza. Gel. Gel. Hadi abi. Sen de ver. Tamam. İlginiz için, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle günümüzde yaşattığınız için. Buyurun. Çok sağ olun. Sayın seyircilerimiz, bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki Engelsiz Yaşam programında farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize engelsiz bir yaşam diliyorum. Esen kalın. Sevendi bütün dünya.